İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Nikos Ligeros, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Anayasa Konseyi Başkanı. Asala Savaşçısı Varucan Garabetyan'ın cenaze töreni gerçekleştirildi. Paşinyan, barış karşılığında toprak yaklaşımından söz edemeyiz. Ermenistan, Rus Su-30 avcı uçakları satın alacak. Hagop Kahramanyan, Askeran Bölgesi Yönetim Başkanlığı'na atandı. Suriye'de durum. Artsakh'ta gerçekleşecek olan futbol şampiyonasına Kuzey Kıbrıs katılıyor. Nikos Ligeros, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Anayasa Konseyi Başkanı. Dünyada uyum hakim ve Fransa benim doğum yerim olmasına rağmen köklerim Ermenistan'da. Bugün her zamankinden daha fazla bana bunu hatırlatıyorlar. Nikos Ligeros 30 Nisan 1968 tarihinde doğdu. O bir matematikçi ve strateji danışmanıdır. Onun faaliyetleri genellikle Yunan ve Kıbrıs devletleriyle bağlantılıdır. Profesörün davet edildiği yerler. Trakya Üniversitesi, Pedagoji ve Matematik Felsefesi Bölüm Başkanı. Atina Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünün Biyoetik, Bilişim ve Sibernetik Kurslarının Başkanı. Kısanti Politeknik Okulu, Stratejik Yönetim Kursları Müdürü. Yunanistan Ulusal Güvenlik Okulu, Enformasyon Bölümünün Matematik Dersleri Başkanı. Yunanistan Polis Akademisi Profesörü. Balkan Jeostrateji Dersleri ve Yunan Savunma Politikası Yöneticisi. Yunanistan Ulusal Güvenlik Okulu Profesörü. Oyunların Strateji ve Teori Dersleri Başkanı. Nikos Ligeros ayrıca dil bilimci, şair, oyun yazarı, müzik besteleri yazarı, besteci, rejisör, ayrıca da IQ testleri yaratıcısıdır. Mültecilerin başvurularını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunmalarına yardımcı olan Al Turizm Vakfı'nı kurdu. O, özellikle Ermenilere karşı soykırım konusu olmak üzere çok sayıda konferans, röportaj ve seminerlere katılmıştır. 2018 yılında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi Başkanı olarak atandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan tarafından 28 Ocak 2019 tarihinden itibaren 5 yıllığına Anayasa Konseyi Başkanlığı görevine tekrardan seçildi. Asala Savaşçısı Varucan Garabetyan'ın cenaze töreni 30 Ocak'ta gerçekleşti. Bugün 31 Ocak'ta Varucan Garabetyan Yerebulur adlı askeri panteona defnedildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Ahvan Tonaganyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento üyeleri Garabet Topuzyan, Vache Hagopyan ve Hımayak Şükçyan cenaze töreninde hazır bulundular. Böylece Varucan Garabetyan askeri panteonda gömülen ilk Asala Savaşçısı olarak diğer 39 şehitlerin de naaşlarının Yerebulur adlı askeri panteona gömülmesine zemin hazırlamış oldu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında Dağlık Karabağ Artsakh meselesinin çözümü için sürdürülen müzakerelerde barış karşılığında toprak yaklaşımının ele alınmasının mümkün olmadığını vurguladı. Bazı çevreler Dağlık Karabağ Artsakh meselesiyle ilgili Başbakan Paşinyan'ın ve Ermenistan Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı Levonter Bedrosyan'ın yaklaşımlarında ortak çizgilerin olduğunu öne sürerken Paşinyan bunun tamamen bir yanıltmaca olduğunu ifade etti. Paşinyan bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada hükümetimiz Dağlık Karabağ Artsakh konusunda öncekilere benzemeyen yeni bir politika sürdürüyor ve ortak çizgiler bulma çabası bir yanıltmacadır vurgusunda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Arzurun Ovanisyan, Rus Su-30 çok fonksiyonlu avcı uçağını satın almaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Arzurun Ovanisyan, Su-30 çok fonksiyonlu avcı uçağını satın almaya yönelik çabalarımız devam ediyor. Ancak somut bir şey söyleyemem, dedi. Sözcü Ovanisyan, basına yaptığı açıklamada savaş uçaklarını satın alıp Ermenistan'a getirdiğimizde bunu halkımıza sunarız diye ifade etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan 31 Ocak'ta imzaladığı bir kararnameyle Hagop Kahramanyan'ı başka bir göreve atanması nedeniyle verdiği istifa dilekçesine uygun olarak kamu hizmeti ve ekonomik rekabetin düzenlenmesi hakkındaki komisyon başkanı görevinden aldı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre aynı gün Devlet Başkanı Sahakyan bir başka kararname ile Hagop Kahramanyan'ın Askeran Bölge Yönetimi Başkanı görevine atanmasıyla ilgili hükümet kararını onayladı. Devlet Başkanı Bako Sahakyan bölgesel yönetim çalışanlarına, bölgenin ilgili yapılarına ve topluluk liderlerine yeni başkanı tanıtmak ve iyi çalışmalar dilemek amacıyla Askeren şehrine 31 Ocak'ta bir ziyarette bulundu.
Savaşan tarafları uzlaştırma Rus merkezinden verilen bilgiye göre İdlib bölgesinde konuşlanmış olan silahlı gruplar tekrardan ateşkes rejimini ihlal ederek Suriye'nin Hatay, Laski ve Halep şehirlerinin çevresine ateş açtılar. İdlib bölgesindeki silahlı gruplar Karatin el-Kebira, Tel Bazzam, Tel Marrak ve Açan bölgelerini, Laskiye'nin İko bölgesini, ayrıca Halep şehrinin araştırma merkezi arazisine ateş açtı. Kayıplar hakkında herhangi bir bilgi mevcut değilken sadece sivil vatandaşlardan yaralıların bulunduğu haberi veriliyor. Savaşan tarafları uzlaştırma Rus merkezi ayrıca bugünkü konum itibariyle 230 bin göçmenin Suriye'ye geri döndüğünü belirtti. CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası Haziran 2019 tarihinde Arsak Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek. Ermenihaber.im adlı haber ajansından verilen bilgiye göre bu şampiyonaya Kuzey Kıbrıs Türk kısmı katılmayacak. Kaynağın belirttiğine göre Kuzey Kıbrıs'ın katılmamasının sebebi şampiyonanın Arsak Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek olması. Şampiyonaya katılan 12 takım 4 gruba ayrıldı. A grubu Arsak, Sapmi, Lugansk, B grubu Abhazya, Niskontlu, Çamerya, C grubu Padanya, Donetsk, Sardinya, D grubu Sekeyan ülkesi Batı Ermenistan, Güney Ossetya. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Naregatsi adlı gruptan Gomidas'ın Loru Gutanerk adlı eserini sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.